Sizin az önce konuştuğumuz bu Cumhur İttifakı, Hüdapar, Yeniden Refah, buna ilişkin değerlendirmeleriniz var. Cumartesi günü ne görüşülecek? Nasıl bir çerçevede olacak görüşme? Onu da sorayım size. Evet. Şimdi birincisi bu liderlerin partiden daha düşük oy alması meselesi. Bu normal. İyi Parti'de de aynı şekilde. Yani sadece HDP değil, İyi Parti'de de. 2018 için diyorsunuz. Her ikisinde de parti aidiyeti dışında bir başka sahip var orada da. Çünkü nasıl olsa kazanamayacak bari... Muharrem İnce'ye gitmişti bir kısmı. Muharrem İnce'ye doğal olarak. Örneğin İyi Parti'de de böyle bir oy var. Zaten baktığınızda o görünüyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nda da var. O yüzden kim oy verdi, her evden bir oy oraya, bir oy buraya gibi bir şeyin dışında da bir durum var. Liderle partinin, yani daha doğrusu güçlü adayla sembolik aday arasında bir fark oluşuyor. Doğaldır. Şimdi olsa yine benzer bir şey olacaktır. Nayyan söylediği gibi HDP'den bir aday çıksa dahi muhtemelen HDP oyundan daha düşük oy alma ihtimali güçlü bence. Oran olarak çok bilmiyorum. Hüdapar meselesi bence biraz önceki tartışmada eksik kaldı. Şunu ifade etmek lazım. AKP ile bir birlikteliğe gidiyorlar. İşte Faruk Bey'in söylemiyle kodları birbirine yakın, anlayış itibariyle buluşmaları gayet normal. Bunlar da söylenebilir. Ya da bölgenin hassasiyetleri falan. Ama sonuçta bir 10 yıllık süreçte çok ciddi faili meçhullerde Hizbullah'ın eli var. Orada işte önemli isimler öldürüldü. Yani 1500'ün üzerinde insanın faili meçhule gittiği konuşuluyor. Bunlardan hiç bahsetmemek bence toplumsal algılar açısından da, toplumsal hassasiyetler açısından da yanlış olur. Gaffar Okkan'dan bahsediyorum. Tabii Gaffar Okkan, sonra buraya yazdım, Konca Kuriş, yani bunları nasıl yok sayacaksınız? Elbette bir yerin temsilcisi olabilir, bir anlayışın temsilcisi olabilir ama geçmişin kirliliği üzerinden de bir değerlendirme yapmak lazım. Eğer bunu yapmaz isek o zaman insanlar der ki ya siz ne konuşuyorsunuz? Ya da der ki ya Mehmet Ali Kulat acaba sen de onu mu destekliyorsun gibi bir şey söyler. Haklı yerde de bence söyler. Ayrıyeten de ben de izledim Habertürk'te. Yani partinin genel başkanı vallahi çok cesur yani. Çok rahat Hizbullah'a terör örgütü diye bir niteleme yapmadı. Ya da diğer tartışmalarda gayet rahat fikrini söyledi. MHP'ye ilişkin bir itiraz olursa ne dersiniz dedi. MHP bunun derdine düşsün, kendisi belirlesin dedi. Aynı şeyleri ama Millet İttifakı'nda da görüyoruz. Neredeyse aynı sorularla. Kaç zamandır bunun üzerinde tepiniyoruz yani sonuçta evet. Şu bu, bu mu ona da cevap vereceğim. Ama son itibariyle böyle bir birliktelik bence Kürşat Bey'in HDP'nin turnusol kağıdı olması ifadesini kullandı. Bence orada beni bence asıl, bir saniye bir şey söyleyeyim ben. Aha. Çünkü yanlış anlaşılır. Ben kendime ait düşünceler üzerinden bir değerlendirme yapmadım. Ben şunu söyledim. Sonuç itibariyle ben bir araştırmacıyım ve siyasi parti liderleriyle yoğun görüşürüm. O görüşmelerimde onların kendilerini tarif etme biçiminden bahsediyorum. O tarif etme biçiminin yanı sıra onların bugün elimizde bulunan kaynakları üzerinden söylüyorum. Yoksa kriminal olmuş, hukuka intikal etmiş, mahkemeye düşmüş ve sonunda ceza İçeride alınmış. İçeride kimse de yok. Ve ciddi şekilde bahsettin. Hayır. Nasıl? Şu anda hapiste yatan kimse... da yok yani. O da ayrı. O onların meselesi değil. Şu anki sistemin onları hem de adam öldürmüş insanların bırakılması meselesi o suçu işleyenlerle ilgili bir sorun değil. Türkiye'deki hukuk sistemiyle ilgili bir sorun. Onu herkesin düşünmesi lazım. Yani burada ben bakın tekrar söylüyorum. Beni ilgilendiren tarafı şu. Ben analizlerimi yaparken soyut anlamda değil somut anlamda partiler kendilerini nasıl tarif ediyorlar? O tariflerinin sonucunda durdukları yeri anlatıyorum. Parti kendisini diyor ki ben İslami şunu şunu yapmak istiyorum. Geçmişimizde diyor bakın geçmişimizde benim kendi geçmişimde değil. Üzerinde durduğum coğrafyada bir sürü olay oldu diyor. Bunların bir kısmı bize yıkıldı diyor bir kısmı şu oldu. Bakın masumiyet adına asla bir şey söylemiyorum. Anladım ben sizin bu söylediğinize itiraz etmiyorum. Yani. Evet, ben bir siyasetçi olarak oturumuz biraz daha kısa siyasetçi olarak şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir
toplumun bir hassasiyeti var. O döneme ilişkin, kadın meselesine ilişkin, evet, işte Türkçe'ye ilişkin, kesinlikle anayasanın var, 4 maddesine ilişkin. Bu arada ve benim de var yani. Elbette canım, tanıyorum ben sizi. Zaten toplumsal hassasiyetler noktasında. Yoksa Nasuhi Bey'e de itirazım oldu. Nasuhi Bey kendisini ifade etti. Ben de itirazım olmadı ona. Ondan sonra da zaten kişisel bir noktaya gelmedik. Ama sonuçta böyle bir durum var. Bunu deşifre etmemizde fayda var diye söylüyorum. Benim açımdan bir muhalefet partisinin milletvekili olarak AKP'nin Hüdapar'la böyle bir işbirliğine girmesi bir turnusoldur. Bir turnusol kağıdı ifadesini gösterir. Bence asıl tartışılacak şey de budur. HDP'den çok daha öte bir durumdur. Neyi HDP tartışması size? Yani neyi kastediyorsunuz turnusol şu derken? Anda örnek diye ifade edeyim. 2002 yılından bahsediyoruz ya. 2002 yılında AKP nasıl geldi? Liberallerle, AB tartışmalarıyla, uyum yasalarıyla, değil mi? Bu tartışmalarla geldi. Ama şu anda yani gelirken geldiği noktayla şu anda giderkenki noktası Hüdapar'la ittifak. Bu çok çok anormal bir durum yani. Daha baştaki belli değil haliyle sondaki hali efendim. Daha gidip gitmediği belli değil tabii. Fark etmiyor. Bu görüşme bile bence yeterli. Ya da işte diyorsunuz ya 6284 öyle bir görüşme olmadı ya da bu konuşulmadı. Bunun ifade edilmesi bile kötü. Bakın AKP'de belki de çok nadirdir. Grup başkan vekili itiraz etti, bakan itiraz etti. Böyle bir şeyin görüşülüyor olması bile. Yok yani. Sonuçta yeniden Refah Partisi ile Hüdapar'ın bu işbirliği aynı zamanda AKP'nin geldiği nokta itibariyle kıymetlidir. Benim açımdan öyle ifade ediyorum. Şimdi ben bir ittifak, Millet Masası ittifakını tariflerken diyorum ki tüm anlayışları bir arada getirerek bugünkü yapı üzerinden yeni bir yapıya evrilme ya da işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihindeki anlayışların daha güçlü bir şekilde devam etmesini ifade ediyorum. Ama bu konuştuklarımız Türkiye'nin ileri gitmesi değil, aksine geri gitmesi. Yani 20-21 sene önce AKP'nin başlangıcıyla bugün geldiği nokta itibariyle ne kadar gerilere gittiğinin de ifadesi. Bu çok kıymetli. Bunun deşifre edilmesi gerekiyor. Peki gelelim HDP ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine. Bu görüşmeden sonra Millet İttifakı'nda yeni bir kriz çıkma ihtimali var mı? Hoş Sayın Akşener dedi ki ya parti görüşür, bizi bağlamaz o. CHP görüşebilir. Bizim için bir sorun ya, yok demiş. Aslında bu HDP tartışmalarına da buradan girelim. Örneğin HDP işte masadan işte masanın altı ya da işte 6+1 falan tartışmalar oluyor. Bugüne kadar hiç Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'ye ilişkin politikasında değişiklik olmadı. Ya da masanın görüşlerinde, davranışlarında, anlayışında hiç değişiklik olmadı. En başından beri şunu ifade ettik. Bizim ittifakımız belli. İşte İYİ Parti ile ittifak kurduk. Sonra üçlü bir ittifak kurduk. Şimdi altılı bir ittifakımız var. Bu ittifakın büyümeyeceğini de ifade ettik. Yani böyle bir talep de geldi İYİ Parti tarafından. Ama altılı masa kalacağı ifade edildi. Ama sürekli bir yakınlaştırma, sürekli işte o oy almayla ilgili bir tartışma var. Bunun aynısını İstanbul seçimlerinde ya da yerel seçimlerde yaşadık. Yerel seçimlerde... Burhan Bey o zaman neden görüşülüyor? Neden görüşülüyor o zaman HDP ile? İşte geleceğim ona. Gayet berrak bir soru. Bütün... Berrak yani açık, açık aleni. Yani zaten görüşülmemesini de söylemeyeceğim. Aksine İstanbul seçimlerinde gerek Kandil'in mektubu gerekse TRT'nin bizzatı kullanarak bir devlet kurumunu kullanarak seçime asıl müdahaleler oradaydı. Ama HDP ne söylüyordu? Dediği şey ben bugünkü sistemi ve bugünkü iktidarın anlayışına karşıyım. Bunun gitmesi için hangi politika güdülüyorsa, ne yapılması gerekiyorsa ben onu yapacağım dedi. Hiç bunun dışında bir söylemin içerisine girmedi. Yani ilk günden son güne kadar HDP yöneticileri ve aynı zamanda da seçmenleri gerek belediye seçimlerinde yaşananlar, gerekse öncesinde, gerekse sonrasında, gerekse liderinin içeri atılmasında bunların hepsini bir bütün halinde bakıldığında benle ittifak etmesi değil. Amacının bugünkü iktidarın yani Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek üzerine kurgulu. Şimdi bugün de bir cumhurbaşkanı adayı çıktı. Altılı masa bir adayını belirledi. Doğal olarak Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı herkesle görüşecek. O görüşmenin içerisinde HDP de olacak. HDP ile görüşme
Diğer partiyle artık görüşme Kemal arasında Bey'in hiçbir fark yok. HDP ile görüşmesi CHP ile görüşmenin ötesinde bir şey diyorsunuz. Evet, yani elbette, artık elbette. CHP'den bağımsız dolayısıyla bir aday var, bir Cumhurbaşkanı adayı var. Yok diyorsun. Aday var ve doğal olarak da oy isteyecek. Yani evet, şimdi siz orada... siz Hüdaparlı'dan oy isterken ya da bir başka partiden oy isterken bu görüşmeleri yaparken hiçbir şekilde irtibat kurmayacağın partilerle de görüşmeyecek misin? Elbette görüşeceksin. Bu Mehmet Ali Bey bir şey mi? Kürşat Bey, onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Burhanettin Bey'e katkı olsun diye. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cuma günü Bağımsız Türkiye Partisi'ni, Cumartesi günü de Milli Yol Partisi'ni ziyaret edecek. Sadece evet, onları da değil. Bence tüm başka partileri de gezmesi gerekiyor.